Efendim herkese merhaba. Bugün yatak temizliğinden bahsedeceğiz. Yatak temizliği en doğru şekilde nasıl olmalı? Öyle yatağımızı ıslak bezlerle silmek daha kötü sonuçlara yol açar. Bakterilerin üremesine sebep olur. Çünkü ne kadar olursa olsun yatağımızı tam anlamıyla kurutmamız imkansızdır. Hele ki yaylı yataklarda, apartmanlarda yaşıyoruz çoğumuz, bahçemiz yok. Yatak evin içinde ne kadar ısı ve güneş ışığı alacak ki tam anlamıyla kurusun. Çünkü yatağı sildiğimizde ne oluyor? Üst kısmı kuruyor. İçeride kalan ıslaklıkları bir üst kısım kurudu diye hemen çarşafımızı falan serip kullanmaya başlıyoruz. Ama içerideki ıslaklık kolay kolay kurumuyor. O yüzden yatağı asla ıslatmıyoruz. Kuru olarak temizleyeceğiz. Önce çarşaflarımızı topladık. Bir de size şunu göstermek istiyorum. Bu eski bir nevresimdir. Yatak alezi kullanmıyorum. Yatak alezi kullanıldığı zaman çoğunlukla kim olursa olsun üşengeçlik oluyor. Yatak alezi sanki hiç kirlenmeyecekmiş gibi. Belki senede bir defa, belki işte hadi olsun olsun 6 ayda bir kere ancak yıkanıyor. Ama böyle nevresim olduğunda normal çarşafları değiştirirken onu da toplayıp onu da çok güzel bir şekilde yıkıyoruz tertemiz. Sonra yine eski bir nevresim örtüp yatak alezi niyetine yatağımızı tertemiz kullanıyoruz. Şu gördüğünüz yatak 13 senelik yataktır. Çarşaflarımızı, alezimizi topladık. Önce şu oyuk kısımlar veya düğmeli kısımlar varsa oralarda çok toz birikiyor. Oralara dikkat ederek yatağın tamamını süpürmemiz, tozu çekmemiz gerekiyor ama süpürgemizin başlığını dezenfekte ediyoruz. Yatağımızı temizleyeceğiz derken kirli süpürge başlığıyla bakteri yuvası yapmayalım yatağımızı. Ben antibakteriyel mendil kullandım. İsterseniz çamaşır suyunda yıkanmış bezle de silebilirsiniz. Yataktaki tüm tozları süpürgeyle çektikten sonra sadece lekeli kısım varsa o kısmı leke çıkarıcıyla nemli bir bezle tamamen temizliyorsunuz. Leke olmayan yerleri kesinlikle ıslatmıyorsunuz. Islattığınız takdirde sonrasında tam kurumazsa bakteri üremesine ve koku yapmaya müsait olur yatağınız. Çarşaf ve yatak koruyucularınızı sık aralıklarla değiştirin ve en az 60 derecede yıkayın. Uzun süre aynı çarşafı ve yatak koruyucuyu kullanıyorsanız bilin ki terlediğiniz zaman çarşafa çıkan teriniz, vücudunuzdan dökülen ölü deri parçaları, mite'ları beslemeye müsaittir. O yüzden çarşaflarımızı hiç olmazsa haftada bir değiştirmemiz gerekiyor. Çok terlersek anında hemen alın, yeni çarşaf serin ve mümkünse her sabah da silkelemeye çalışın. Yatağımın tamamını süpürdüm. Tabii ki bir tarafını. Önce bir tarafını temizleyeceğiz. Sonra diğer tarafını çevirip aynı şekilde aynı işlemleri diğer tarafa da uygulayacağız. Ama öncesinde tabii arada bir 2-3 saat havalandırma süresi vermemiz gerekiyor. Karbonatım var. Şimdi kuru temizleme yapıyorum. Karbonat serpiyorum yatağın üzerine. Hiçbir şekilde ıslatmıyorum. Karbonat serpiyorum. Sonra da elimle onu yaymaya çalışacağım. Ki yaymam da gerekmeyecek çünkü tuzluk gibi. Tamamına bu şekilde karbonat serpeceğim ve karbonatla en az bir yarım saat bekleteceğim yatağımı. Sonrasında da hemen yine süpürgeyle karbonatları temizleyeceğim. Karbonatla yarım saat beklettikten sonra süpürgeyle temizledim. Ve elimle de şöyle bir yatağın üzerine gezdiriyorum. Karbonat var mı diye olan kısımları tekrar çekmem gerekiyor. Eğer derseniz ki karbonat olayı çok zahmetli, bana göre değil. Ne yapabilirsiniz? Yatağı ıslatmadan nasıl temizleyebilirsiniz? Antibakteriyel mendil alıp onunla da silme imkanınız var. Yalnız karbonat ve süpürme olayı antibakteriyel mendille temizleme olayına giriyorsanız muhakkak şu dikiş kısımlarında atlamayın. Dikiş kısımlarında çok fazla toz birikiyor. Cam açık, tam açamadım çok fazla rüzgar var diye.
Oda cam açık şekilde havalanırken yatağı da bu şekilde en az bir 3-4 saat havalandırmaya bırakıyorum. O yüzden yatak temizliğine kalktığınızda muhakkak ki sabahtan başlayın bu işe. Havalandırma işlemi bittikten sonra yatağın diğer tarafını çevirip oraya da aynı işlemi uygulayacağım. Sonrasında da yine eski nevresimi örtüp yatak koruyucu niyetine yatağımı kullanmaya devam edeceğim. Tertemiz, bakterisiz, kokusuz, mayçsız. Ve efendim, yatak koruyucu yıkamak nedense bana çok zor geliyordu. Sizlere nasıl bilmiyorum. Size de zor geliyor olabilir. Yatak koruyucu kullandığım zamanlarda ayda bir değil, yani bazen 6 ayı buluyordu benim onu yıkamam. Ama nevresim kullandıktan sonra muhakkak çarşaflarla beraber onu da alıyorum. Hem yıkaması hem sermesi çok daha kolayıma geliyor. Böylece yatağımda tertemiz kalıyor. Tabii siz benim kadar pasaklı olmayabilirsiniz. Böyle yatak koruyucunuzu belki 10 günde bir yıkıyorsunuzdur. Ayda bir hiç olmazsa yıkıyorsunuzdur. Zor gelmiyordur. Bana zor geldiği için ben size böyle bir tavsiyede bulundum naçizane.